Hürmetli vatandaş, bugünkü lüksiyelerimize başlayınız. Lüksiyede sizi Hadi Rosa Washington'dan sözlüyümüz. Bugün Çeşitler 16. yıl 10. ayının 16. günü. Hepteki çarşamba. Vaziyet doğrusu da bir kelime sözlüysek. Hazır bu vaziyet çünkü kompartiyası ile bağlı olup kalgandı. Mesela bir gün yeni bilip, bir gün teni bilip, bir gün itiraf kılıp, bir gün imza koyup, bir gün onu inkar kılıp hazır bu vaziyetim şu inkar şeklinde. Çünkü kompartiyası peyda kılıvatıdı değil. Diken çoğundan kaynan beşi kayıp gitti. Tepekkür yolu üzülüp gitti. Neyi kılarını bilmeye kaldı. Bana bu bugün benim üzerimden göz karışı gücü oturup koyduğum vaziyet doğrusudaki fikre vermek vatandaş. Bugün de mavzulamında, lüksiyeler, silahı sözleri kalan lüksiyelerinin mavzularımında. Amerika Koşmuş Ştatları, Avan Palatası, Şangang, Kişilik Hukuk ve Demokratiya Kanun Layihesini ve yine başka bunun çetişli kanun layihelerini birdek avaz veren makulladı. Mazola haber 10. ayının 16. günü Amerika Vazı'nın Hıhtay Tülük programımız ilan kılındı haber. Bundan başlar. Washington, Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avan Palata. Avan Palata seyahatinin 2. günü 10. ayının 15. günü yani Şangang Kişilik Hukuk ve Demokratiya Kanun Layihesini bir dek avaz bilen makulladı. Avan Palatası yani Şangang'a münasebetlik işke parça kanunluğa yani o şaşta birdek avaz bilen makulladı. Avan Palatası Palata Başlığı Kaliforniya Demokratlar Partisi'nin azası Nancy Pelosi Hanım Avan Palatası'nın umumi yığını da fikir kılıp mundak görsetti. Devlet Meclisi de işke partiye azaları Şangang halkının demokratik karşılık körüstüş hareketlerini kolladı. Tekrarlayma vatandaşı. Devlet Meclisi de Amerika Koşmuş Ştatları işke partiye azaları Şangang halkının demokratik karşılık körüstüş hareketini kolladı. Eğer Amerika Saudi ticaret menfaatlerini nazarda tutup, oradan ders durup, Cungo'da depsende kılıngan kişilik hukuk hatırıcı doğrusu da sada kaydırmaydıken, ondak da biz dünyanın her kandak bir cahide kişilik hukuk için sada kaydırdığın ahlak nüfuzumuzu yoktup koyemez. Nancy Pelosi hanım yanımında görsetti. Bazıyla belki bir işten ya ki bir hadisinden işki tarifini düşünüşümüz lazım deyişleri mümkün. Ondan da bu hadisinden bir tarifi nait zor, baş duruş karakterli siyasi hakimiyet. Bu siyasi hakimiyet Şangang'da erkinlik ve demokratiyeni bastırdı. Tibet'nin medeniyetini tili, dini, itikadını tarmar kılıçka uğrundu. 1 milyondan arta, belki 3 milyon geçe Uygur Müslümanlarına kayta terbiyeleş lagerine nezer bent kılıp, olana dini itikad erkilliğine bastırdı. Bu bir şeyinin bir tarifidir. Onun ikinci tarifi bunda. Yaşta, Şangang yaşları ula erkinlik için sada yamrattı. Şangang'ın demokratisi ve erkinlik için çokan saldı. Ne mi diyen tesirli işler bu. Pelosi hanımın da görsetti, Nancy Pelosi hanımın da görsetti. 4 aydın bir Şangang halkı bütün dünyayı görsetti ki demokratiya ve erkinlik için telpiniş ne? Adaletsizlik ve popoza kardeş ebedi yoktalmaydı.
bu yaşların, Şangang yaşlarının batırlığı bir devlet de işke hılfüzüm de vədi bergen, vədisige emel kılmaydıgan korkanca bir hükümetge köşle seliştirme boldu. Şangang Demokratlarının Kanun Çıkırış Komiteti azaları Linjin Yönü'nün tahtın şişini çakırık kıldı. Yani bir küçük mavzu. 10. ayının 16. günü Amerika Avazı'nın Xtay Tülü programı ilan kılındı bu haber. Bunda başlandı. Şangang Memuriyet Başlığı Linjin Yönü 16. günü Kanun Çıkırış Komiteti 3. katımlık siyaset dokulatı ilan kılmakçı oldu. Lekin Lin Jingyue yig'in zaliga kirganda Shanggang demokratlardan qonun chiqarish komitetining a'zoligiga saylangan Liang Junyan yig'inning to'xtaganligini Lin Jingyuan yig'in zalidan chiqib ketishini talab qildi. Agar gap bo'lsa, agar bir ma'muriyat rayonining boshlig'ini sen yig'in zalidan chiqib ket deb to'g'ridingizmi? Demokratlarning Demokratların devamlı karşılık körüstüsü neticesi de Kanun Çıkırış Komitesi'nin reisi yığının toktakallığını ilan kıldı. Siyaset dokulatını okup ütüş üzülüp kaldı. Lin Jingyue dokulatını pilin bilen tarkıtıp Tüncü kıtım Kanun Çıkırış Komitesi de siyaset dokulatını ilan kılanmadan Şangang memuriyet başlığı bulup tarihki yazıldı.